Arkadaşlar merhaba. Bugün VMware Workstation nedir ve nasıl kurulurdan bahsedeceğiz. Aslında videonun içeriği VMware Workstation nasıl kurulur, nedir değil. Öncelikle VMware Workstation sitesine girmeniz gerekiyor. Google'a girdiğiniz zaman girelim hemen. Çok acayip bir Google'a girme şekli oldu. Google'da zaten VMware diye arattırdığınızda direkt kendi sitesi çıkacaktır. Buna tıklayın. İndirmek için öncelikle VMware kurulum dosyasını indirmelere tıklıyorsunuz. İngilizce'de gelebilir bu kısım. Burada ücretsiz ürün denemeleri ve demoları var. Ücretsiz indirilebilecek ürünler var. Siz VMware Workstation Player'ı kurun. Burada Workstation Pro var. Ben bunu kuracağım. Lisansınız varsa eğer Pro'yu kurun. Veya farklı yollardan lisanslayan arkadaşlar da var. Ona gerek yok aslında. Player'i kurabilirsiniz. Ücretsiz versiyonudur. Bakın burada ben ikisini de indirdim. Player bir hemen tıklayalım hatta şuraya. Buna tıklıyorsunuz. Workstation Player'in içine. Burada eğer işletim sisteminize göre seçim yapmanız için size indirme linkleri çıkıyor karşınıza. Windows 64 bit için sistem için bu kısımdan indirmenizi yapmanız gerekiyor. Eğer Linux bir sistem kuruyorsanız, onun üzerine sanallaştırma yapacaksanız buradan indirmeniz gerekiyor. Ben şimdi indirdim. Benim işletim sistemim Windows 10. Bunun üzerine kuracağım. Windows sistemler için bunu indirmeniz gerekiyor. Eğer derseniz ki ben Pro'yu kullanmak istiyorum, Pro'yu indirin. Aralarında kurulumda bir fark yok. Ben bunu kuracağım bugün. VMware Workstation 14. VMware Workstation 14 Pro. For Windows olan kısmını indirip kuracağım. İndirme işlemini ben bitirdim. Kurulum dosyalarım burada. Bakın VMware Workstation Full var. Öncelikle bunu açıyoruz. Bu arada VMware Workstation nedir? Bundan bahsedeyim kısaca. İşletim sistemi üzerine evet diyoruz. İşletim sistemi üzerine kuruyorsunuz bunu. Sanal makineler kurmak ve masaüstü sanallaştırma yapmaya yarayan bir programdır. Bilgi teknolojileri rapor ortamları için vazgeçilmez bir program bu. Hani bir lab ortamı kurmak istiyorsanız kendinize sanallaştırma olarak VMware Workstation kullanabilirsiniz veya Hyper-V'yi de kullanabilirsiniz. Hyper-V videoları ve oynatma listemizde kanalımızda var zaten. Şu an açılıyor. Birçok eğitim firması da sistem ve network derslerinde bu programı kullanıyor. Kullanışlı network ayarları sayesinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Örneğin bilgisayarınızda birçok uygulama kurup denemeler yapıyorsanız ve bunları daha sonra kaldırıyorsanız bilgisayarınız herhangi bir şekilde etkilenmesin, zarar görmesin, virüs bulaşmasın diyorsanız sanallaştırma kullanabilirsiniz. Sadece kurduğunuz sanal makine etkilenecektir. Kendi işletim sisteminiz etkilenmeyecektir. Tabii bilgisayarınız yavaşlayabilir. Bu programları kaldır, kur. Yani burada tabii şurada göz ardı edilmemesi gereken bir şey daha var. VMware'i kurduğunuzda da bilgisayarınızda biraz kasma olabilir. Çünkü üstünde farklı bir makineler çalışacak. Bunlara RAM ve HDD ataması yapacaksınız. Şimdi biz VMware Workstation 14 Pro kurulumunu yapacağız. Bunun 12'si vardı daha önce kullandığım. Şimdi 14'üne geçeceğim. Ve kurulumları pek fark etmiyor. Bunun 15'i de çıksa, 16'sı da çıksa veya alt kurulumları da kurmak isterseniz fark eden bir şey olmayacak. Karşınıza bu şekilde bir ekran çıkacaktır. Bu kısımda ileri diyoruz. Ve karşınıza lisans sözleşmesi çıkıyor. İşaretleyip lisans sözleşmemizi kabul edip devam etmemiz gerekiyor. Next butonuna tıklayacağız. Burada kurulumda kurulumun yolunu değiştirmek istersek Change butonuna tıklamamız gerekiyor. Ve farklı bir lokasyona programımızı kurabiliriz. Burada Program Files x86 VMware Workstation klasörü içine kurulacağını gösteriyor. Bir geri yaparak bu şekilde bunu cancel diyelim. Hiç dokunmayalım. Aynı yola kursun. Ben bu yolu değiştirmeyeceğim. Bu adımda bizim karşımıza şey çıkıyor. Bakın burada gelişmiş klavye sürücüsü bu özelliği kullanmak için yeniden başlatma gerekli olacaktır diye bize uyarıda bulunmuş. Bu özellik ana sürücünüzde 10 MB yer kaplayacaktır. Bu kısımda bunu seçelim biz. Burada gelişmiş klavye sürücüsünü de indirelim. Next diyelim. Daha sonra karşımıza çıkan adımda bize check for product updates on startup diyor. Güncellemeleri kontrol etmek istiyor musunuz? Bunu istemiyorum. Eğer internetim yoksa sıkıntıya düşebilirim çünkü o anda açtığımda. Güncellemeleri kontrol etmesine gerek yok.
VMware programının geliştirilmesine destek olmak için şurada yine Join VMware Custom, hani bazı hatalar var. Bunu işaretleyebilirsiniz. İnternet kesintim olabiliyor. Evde internetim yok. Siz bunları isterseniz işaretleyin. Klikli bir şekilde bırakın. Next deyin. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Ben kaldıracağım. Çünkü evde internetiniz yoksa eğer zaman zaman bunları işaretlemenize gerek yok. Zaten internetten kontrolünü sağlıyor. Next diyoruz. Yani buradaki adım herhangi bir şey fark ettirmiyor. Bu da herhangi bir şey fark ettirmeyecektir. Ben burayı işaretleyip buradaki işaretleri kaldırıyorum. Next. Bu kısımda VMware Workstation 14 masaüstü kısa yolunu oluşturayım mı diyor. Oluştursun. Ve başlatma menüsünde kısa yol oluştursun mu diyor. Oluştursun. Bunlarda herhangi kaldırmaya gerek yok. Daha sonra bu adımda VMware Workstation 14 kuruluma hazır penceresi. Son olarak install butonuna bastığımızda kurulum başlayacaktır ve kuruluma devam edecektir. Bakın burada dikkat etmeniz gereken VMware'in kendi web sitesine girin. Dovlance'a tıklayın. Bakın burada Free Product Dovlance var. Hatta şöyle Türkçe'ye çevirelim. Ücretsiz ürün indirme, ücretsiş ürün denemeleri ve demoları var. İş istasyonları Pro, yazılım iş istasyonu oyuncu var. Yani bu ev kullanıcıları için Pro'da bazı gelişmiş özellikler var. Yine bunların farkında farklı videoda değiniriz. Birazdan kurulum tamamlanacak. Kurulum bittikten sonra bizden bir key isteyecek ve 30 günlük deneme süresi var Pro'da. Kurulum bittiğinde isterseniz VMware Workstation'ın 30 günlük programını kullanmaya devam edersiniz. Eğer 30 günlük deneme süresini kullanmak istiyorsanız skip deyip atla diyeceksiniz. Bir key'iniz varsa, programı satın aldıysanız eğer, key'e girip enter'a bastığınızda programı lisanslı bir şekilde kullanmaya başlayacaksınız full versiyonunu. Windows 10 üzerinde adım adım Workstation kurulumu bu şekildedir. En sonunda finish deyip bitireceğiz. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız genelde önerilir ve bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istenir. Ben burada lisans gireceğim. Siz enter deyip bitirebilirsiniz. Ya da skip deyip atlayabilirsiniz. Ben de lisansı anahtarını girerken yanlışlıkla skip'e bastım. Burada bize diyor ki uyarı olarak, baştan başlatılsın mı bilgisayarınız? Hani VMware programı kurulduktan sonra genelde yeniden başlatmanızı önerir. Ben videoyu da göstermek amaçlı no dedim. Siz yes deyin, bilgisayarınızı yeniden başlasın. Ben programı göstereceğim size. Bakın şu şekilde buraya geldi ve başlat kısmına da gelmiştir. Hemen burada şunu da şuraya koyalım. Başlatalım programımızı. Bizden bir lisans key istiyor. Eğer lisans key'iniz yoksa deneme sürümüyle devam edeceksiniz. Tıklayıp continue deyip, lisans key'iniz varsa burada girebilirsiniz. Evet, kurulumuzu tamamladık. Ben VMware Workstation 14 Pro üzerinde, bakın VMware Workstation'ımız kuruldu. Bir sanal makine kurulumunu yine farklı bir video üzerinde göstereceğim. Kurulumumuz oldukça basit. Adımlarımız şu şekilde. Sitesine giriyorsunuz. İstediğiniz sürümünü indiriyorsunuz VMware Workstation'ın. Bakın burada İş İstasyonu Pro indirebilirsiniz ürün indirme kısmından. Veya indirilen kısmından yine ücretsiz olarak sunulan programı indirebilirsiniz. Eğer bir lisansınız yoksa ücretsiz olanı kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır ev kullanıcısı açısından. Eğer kendinizi yine sistem ve network alanında geliştirmek istiyorsanız Pro versiyonunda çeşitli yollarla 30 günden daha fazla kullanabiliyorsunuz. Bunlar da internette bolca mevcut. Hani VMware Workstation'da sanırım programın yaygınlaşması için herhangi bir sıkıntısı olmuyor. Fakat ticari amaçlarla kullanıyorsanız bunların denetimleri falan oluyor. Lisanslı olarak kullanmanız kesinlikle önerilir. Umarım faydalı olmuştur. Farklı videoda görüşmek üzere.